Anayasa Mahkemesi kararıyla kadınlar evlendiklerinde kendi soy isimlerini tek başına kullanabilecekler. Bakalım Sivaslılar bu konuda neler söyleyecek? Ben kullanmasına karşıyım. Neden peki? Benim soy ismimi kullanması iyi olur. İkisini de kullansa? Şimdiye kadar görmediğimiz bir şey. Ama bundan sonra bilmiyorum. Türkiye genelinde yüzdesi kaç? Var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Yüzdesini boş verin siz. Sizin eşiniz ben kullansın mı? Benim soy ismimi kullansın yok. İstemezsiniz yani. İstemiyorum yok. Kullanmamalı. Neden peki? Nerede soruyor? Aynı benim soy ismimi taşıması lazım. Evet, çocuklar da aynı taşıması lazım. Ama gene de kadınların böyle bir hakkı olması lazım. Ama kullanamadıktan sonra böyle bir hak neye yarar? Ne bileyim yani. Bak kullanmasın dedi. Sen de bence de dedin. Yani kullansın. Kullansın diyor. Bu annesini seviyor ondan. Peki iki soy isim kullansa hem kendi soyadını hem sizin. O da olabilir. Benimkini kullanmasını ben tercih ederim. Neden peki? Çünkü bu zamana kadar zaten hep öyle oldu veyahut da sonuna eklendi. Yani bundan sonra bir karışıklık olabilir veyahut da çocuklar olduğu zaman onlarla alakalı sıkıntılar olabilir. Şu ana kadar yani bununla alakalı ne gibi sıkıntı olabilir sizce? Ya ben karşı çıkarım, izin vermem. Ama şöyle bir şey var. Mesela atıyorum o kadınların da baba kendi babalarının soy isimlerini kullanıyor. Onlara sorsak acaba annelerinkini mi kullanmak isterler, babalarınkini mi? Soyun belli olsun yani ileride. İyi. Eşiniz kendi soyadını kullansın mı? Kullansın. Yani hiçbir tepki vermez. Bir şey olmaz. Çok eşimin soy ismi. Neden peki? Eşimin yanında olduğum için. İkisini de fark etmez. Bir tane seçelim. Yerimiz belli olsun. Beyiminkini daha şey yaparım evlendikten sonra. Olabilir. Kullanabilirler mi? Kullanabilirler tabii ki. Herkesin özgürlük hayatıysa, eğer bir özgürlük varsa o da demek ki bir özgürlüktür yani. Hanım ne derse ben ona saygı duyarım yani. Öyle illa benim soyadım diye bir şey olmaması lazım. Çünkü sonuçta zaten soyadından olmuyor ki evlilik. Benim hanım ister kendi soy ismini kullansın, ister benim isterse iyi bir soy isim bulsun onu kullansın. Ne olur ki hiçbir şey olmaz yani. Kendi kocası ait değil sonuçta. O kocası oluyor evet tabii ki. Ama babası ait sonuçta. Kızın gördüğüm babası. Kadarıyla şu an elinizde bir çiçek var. Düğün de yakındır. Evlendiğinizde o zaman kendi soy isminizi mi kullanacaksınız? Kullanıyoruz zaten. Biz de evlendiniz ve kendi soy isminizi. Yok, kullanmadık. Evlenmedik ama bizde öyle bir şey yok. Bizde kızların adları değişmiyor zaten. Nerelisiniz? Mısırlıyım ben. Soy isimler değişmiyor mu? Değişmiyor. Ya çok ilgimi çeken bir konu değil. Eşiniz kendi soyadını tek başına kullansa? Yok yok. Ya şu onlar teferruat şeyler ya. Yani kullansın mı kullanmasın mı ben anlamadım. Kullanırsa kullansın da ne gereği var? Aile olduğu belli olur en azından. Yani aynı soyadda olursa. Yani soyadlar değişik olduğu zaman ya iki tane değişik soyadlı bir evde iki insan yani bunlar çok bir şey değil.